Günaydınlar, güne merhabada CNN Türk ekranlarında sizlerle beraberiz. Ben İnci Bakraç, Türkiye ve Dünya gündemiyle bültenimiz başlıyor. Güne merhabaya hoş geldiniz. Ben İnci Bakraç, günün gelişen olaylarıyla karşınızdayız. İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilme kararı siyasetin gündeminde. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından "Sorumluluğumuz şiddetin her türlüsüyle mücadele" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da İstanbul Sözleşmesi dışında da kadını korumaya yönelik yasal düzenlemelerin olduğuna işaret etti. CHP ise MYK'da hukuki süreçle ilgili atılacak adımları masaya yatıracak. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına yönelik tepkilere yenileri eklendi. Hem Avrupa Birliği hem de Fransa'dan peş peşe açıklamalar geldi. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına bir tepki de Amerikan Başkanı Joe Biden'dan geldi. Biden kararı ümit kırıcı olarak niteledi. Suriye'ye götüreceğiz şimdi sizi. Saldırılardan kaçıp gelen binlerce Suriyeli çadır kentlerde yaşam mücadelesini sürdürüyor. Mücahit Topçu ve Caner Emre Kınacı Azez'den bildiriyor. Gerilimin arttığı Suriye'de rejim güçleri sivilleri hedef almaya devam ediyor. Önce bir hastaneyi hedef alan rejim güçleri biri çocuk 5 sivili katletti. Ardından Türkiye sınırındaki Sarmada yakınlarında tır parkı ve Kahmeskum mahalle hedef alındı. Milli Savunma Bakanlığı saldırılarla ilgili Rusya'nın uyarıldığını açıkladı. Kadim geleneklerde doğanın uyanışı, baharın müjdecisi Nevruz bu yıl salgın önlemleriyle birlikte kutlandı. Hakkari, Diyarbakır ve Van'daki etkinliklerde baharın gelişi şarkı ve halaylar eşliğinde karşılandı. Kutlamalarda terör örgütü propagandası yapan 30'dan fazla kişi ise gözaltına alındı. Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu göreve gelmesinin ardından ilk açıklamayı yaptı, enflasyon mesajı verdi. Görevden alınan Naci Ağbal yerine Merkez Bankası Başkanı olarak atanan Kavcıoğlu görevine de hızlı başladı. Bankaların üst düzey yöneticileriyle durum değerlendirmesi yapmak üzere telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi. Güne merhabanın sonuna geldik. Gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Bu haberle güne merhabayı noktaladık. Gelişmelerle yeniden sizlerle olacağız. Şimdilik hoşçakalın.